onları hiç böyle görmediniz. Çağla Şükel, Alişan ve Azize ilkokul yıllarına dönecek mental aritmatikçi dahi çocuklarla canlı yayında kozlarını paylaşacak. Hemen göstereceğim. Bakalım. Evet. Bravo, bravo. Anne oğul jonglör Yeşim ve Kaan Obüs birbirinden renkli gösterilerle ağızları bir karış açık bırakacak. Yetenekleriyle bu kadar da olmaz dedirten can dostumuz Tarçın yine harikalar yaratacak. Kaç? Sıra dışı tarzıyla dikkat çeken Elif Kaya'nın şarkılarıyla renk katacağı çok özel anlar birazdan canlı yayında her şey dahilde. Karanlık dünya, sensiz karanlık. Hazır mısınız? Çok fena bir ders var sırada. Sıfırcı Hafize gelecek birazdan. Çok sinirli bir öğretmen. Acayip sinirli. Sen çalıştın mı dün? Şşt, sana diyorum. Ya çalıştın mı dün? Oğlum ne uyuyorsun ya? Çalıştın mı dün diyorum ya. Sana ne? Ne demek sana? Sen kendi dersine bak. Ya kitap mı defterimi niye atıyorsun ya? Bu ne bu kadar ansiklopedi mi olur ya? Ansiklopedi vermişsiniz bana ya. Bir hayret dakika. Bir şey. Şeyden çantamdan şeylerimi çıkardım. Öğretmen gelecek. Kız çalıştın mı? Herkes çalıştı mı dersini? Çalıştım. Çok fena bir bak çok fena bir hoca. Bak elma getirmiş. O, onu annem bana koymuş. Çekil o benim çantam be. Ya yürü git senden ne alacağım? Benim çantamdan almışsın. Hadi git oradan. Elma benim elma mı o ya? Bir tanesi benimdi. Vallahi benimdi ya. Annem bana verdi ya. Ya. Biliyorum annem bana verdi. Bana hazırladı. Gitmişsin benim çantamdan çalmışsın. Ne kadar ayıp ya. Hoca ne zaman gelecek bu? Artık hoca da gelse. Hocam. Hoca gelmezse ben gidiyorum. Hocam. Azi. Dikkatli evet. Hoca geliyor. Ayak kalkın, ayak kalkın. Hoca geldi, ayak kalkın. Sessizlik. Günaydın. Sağ ol. Sağ ol. Siz niye kalkmıyorsunuz bakayım ayağa? Hocam. Oturun. Sen koca eşek. Hocam. Efendim. Konuşanları yazdım tahtaya. Kim konuşmuş senden başka? Hocam mı yaptı? Hayır hocam benim uyuyor. Hocam mı yaptı? Sen çok beter bir böcek. Ay çocuksun. Çocuğum. Hayır hocam bu bakın elmayı o yiyor rahattı. Kim yaptı onu? Bu yaptı. Sen kim yaptı? Yürümüşsündür. Kim yaptı? Sen söyle kızım. Kim yaptı? Kim yaptı bunu? Bu yaptı hocam. Hocam buna ceza verin. Bunu yaptığı biri değil. Kızlar böyle şeyler yapmaz çocuklar. Yapmaz hocam. Genelde senin gibi haylaz çocuklar yapar. Evet hocam. Tek ayak üstünde dursun. Aa sen tek ayak üstünde dur. Hocam o yaptı. Kanatın var mı? Var. Nasıl kanatlayacaksın? Sor.
Kim yaptı? Hangisi yaptı çocuğum? Kim yaptı? Bu mu yaptı, bu mu yaptı? Kim ona yaptı? Göre ceza bu yaptı hocam, bu yaptı. Ne ispitçi çıktınız be! Çabuk tahtaya geç. Çekil! Zırık kadar boyun var, şu kadarcık aklın yok senin. Tek ayak üstünde dur bakayım. Dursun hocam, bütün ders boyunca tek ayak üstünde dur. Peki sen onu tahrik ettin mi o elmayı atması için? Hiç yapmadım. Gerçekten doğru mu söylüyor çocuklar? Sen tek ayak üstünde dur. Anladık. Bugünkü dersinizi çalıştınız mı? Evet. Ödevler yapıldı mı? Evet. Hani hiçbirinizin önünde defter kitap yok? Hocam hepsi ezberlemiş. Sizi haylazlar sizi. Hocam ayağın üstünde durmuyor. Sen ayağın üstünde niye durmuyorsun kız? Hocam kör müsünüz? Duruyorum. Kör değilim, gözümde gözlüğüm var. Duruyorum, Allah'a çok diyorum şükür. Ya. Hocam duruyorum, hiç şey yapmam, cezamı çekerim. Hocam ona bir sözlü yapın. Evet. Hem sözlü hem şey mi yapacağız hocam? Hem sözlü. Sana sözlü. Tek ayak üzerine sözlü mü olur be? Olur. Ben sorayım hocam olmazmış soruları, ben sorayım mı? Ya sana ne oluyor sen kardeşim? Değil. Sana da sıra gelecek. Haylaz. Bir kere bu sakallar ne bakayım? Hocam dün gece kesemedim, elektrikler kesikti. Ne münasebet efendim? Elektrikli makineyle oluyorum. Cımbızla alaydın. Hocam o da kesmemiş, o da kesmemiş. O da kesmemiş, her tarafı bıyık hocam. Onunki tüy, seninki sakal. Hocam benim, ben erken büyüdüm. Erken büyüdün. Ha. Eşek kadar oldun, daha hala okulu bitiremedin. Hocam bak ne yapıyor hocam? Kızım sen beni tahrik mi etmek istiyorsun? Estağfurullah hocam, ne bilmiyor demiş musun oynamaya dayanamadığımı? Oynama yok, oynama. Sakın yok öyle hocam bir şey yapayım demeyin. Oynama yok hocam. Oynama. Hoca oynamaya ay, dayanamaz, sakın. Dayanamaz oynama oynamaya. Oynama hocam. Sakın, gebertirim sizi. Ama yapmayın çocuklar. Yapmayın ama. Şeyler yapmayın. Hocam beni soru. Beni tahrik etmeyin. Hocam soru sorun tam cevaplasın. Tam sınava geçerken çalgı çalıyorsunuz. Soru sorun cevaplasın. Soru sorun cevaplasın. Hocam bu çocuk benim üstüme oynuyor. Sana ilk sorumu soruyorum. Sorun hocam. Ayaklı mı ayaksız mı? Yani indireyim mi? Tek ayak üstünde. Soruyu bilirsen ayağını indireceksin. Tamam mı? Tamam. Küçük kare kutu. İçi insan dolu. Ne? Bilenler varsa susun. Babaya vermek yok. Siz biliyor musunuz? Kız biriniz bilin be Allah sizi, ne yap. Küçük kare kutu. İçi insan dolu. Oda. Allah seninle. Derslerini çalışmıyorlar işte. Hocam bilen var, bilen var. Kim biliyor? Kız bana niye söylemiyorsunuz madem biliyorsunuz? Bu söylesin çok haylaz. Bu sene de mezun olamayacak benim başıma. Sen söyle tatlı kızım. Bir saniye. Okul. Okul dedi. Hayır değil. Sen söyle güzelim. Sen söyle bakayım. Kibrit. Değil. İçi insan dolu diyor. Ne kibriti ya? Küçük kare kutu. İçi insan dolu. Söyle bakayım. Söyle. Dünya. Yanlış. Kare mi dünya? Hocam ya şeyim kopmuş da onu düzelteceğim. Tamam. Cevabı ben söylüyorum. Hiçbiriniz bilemediniz. Tamam söyleyin öğrenelim. Televizyon. Hep haylazlık peşindesin. Ama hep hocam, haylazlık peşindesin. Haylazlık peşinde değilim ama şimdi benim aklıma bir şey takıldı. Benim biraz kafam karışık. O açıdan sorulara cevap veremiyorum. Bana sorun hocam. Dün sabah okula gelmedim ya ben, hani şey vardı. Evet. Bizim sömestr tatili vardı. Kız çekilin. Hocam orada bir tane program vardı sabah, Alişan'la çayla Şahlı Şikel sunuyor. Orada evet. Her şeylerde dün çok güzel şeyler olmuştu. Bak nasıl aklın kaldı, bir onu izleyelim. Tamam izleyelim ben, hadi ben burada böyle duruyorum, söz hadi. Stars glow above.
sonra diğerini atacağız. Bir dakika. Bir dakika. Ha. Yap bakayım. Önce sağ, sol. At. Yok. You're gonna throw that one. Yes. Oh, yes. She's crazy. All right. Bak. No! Not this. Değil hayatım. Bir tane değil. At. Ay dur. Ona at. Ha, okay. Ama olmuyor. İki taneyi bile yapamıyoruz ya. Fır. Yeah! Yine eldi. Ya Allah aşkına gel biz de yapalım. Alişan niye her şeyi deneme zorunda mıyız ya? Ver müziği ver. Smash müziği ver. Önce o yaptı. Kızlar bir hanımefendidir ve onlara önce o yaptı. Böyle saçımı çekti. Ben de onun saçını çektim. Önce hala çekiyor. Ya tamam çek be. Çek tahtaya. Ben bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Geç. Ne oldu? Ya vurma ya. Hocam ya çek, bana... Çek ayağını. Bak, ağzımı bak, kırarım. Çek ayağını. Sen ona söylüyorsun. Sen de ayağını indirmişsin. Hocam ben bir saattir duruyorum. Yazık günahtır ya. Daha ne kadar duracağız böyle? Şimdi ikinizi ancak bir şekilde affederim. Evet. Tamam. Geçen hafta size öğrettiğim tekerlemeyi söylerseniz. Hocam öğrenemedik onu. Hocam bir hatırlayın. Neden öğrenemediniz? Çok basit. Hatırlatın bir, hatırlatın. Çok basit. Tamam. Hatırlatayım mı çocuklar? Bu tarlaya bir şunik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şunik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şunik kekere mekere ya da dönen boz ola boz başlı pis borsuk. Diğer tarlaya ekilen bir şunik kekere mekere ya da dönen boz ola boz başlı pis borsuk demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şunik kekere mekere ya da dönen boz ola boz başlı pis borsuksun demiş. O da ona cevap ben sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şunik kekere mekere ya da dönen boz ola boz başlı pis borsuksun. Ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şunik kekere
Mekere mekereye dadanan bozala boz başlı pis borsum demiş. Bu kadar kısa bir şey. Kısa bir şey. Dalga mı geçiyorsunuz hocam siz bize? Bu ne ya? Hocam bunu bilseydik burada ne işimiz var? Beraber başlıyoruz. Ben söylemiyorum, böyle durmaya razıyım ya. Bu tarlaya bir şirin kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya bir şirin kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şirin kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şirin kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya giren bir şirin kekere mekere ye. Bu tarlaya giren bir şirin kekere mekere ye. Bu tarlaya ekilen bir şirin kekere mekereye. Bu tarlaya ekilen bir şirin kekere mekereye. Ayağını kaldır. Kekere mekereye. Evet hocam. Hocam bu tarlaya ekilen hocam, bir şirin kekere mekereye dadanan. Bu tarlaya ekilen bir şirin. Bozala bozmaçlı pis borsu. Bozala bozmaçlı pis borsu. Diğer tarlaya ekilen bir şirin kekere mekereye. Diğer tarlaya ekilen bir şirin kekere mekereye. Dadanan bozala bozmaçlı pis borsa demiş ki. Dadanama da hocam ya Allah aşkına. Hocam ne demişse demiş ya Allah aşkına ya. Buraya gelin. Hocam hayır valla. Biz müzik istiyoruz, müzik dersi istiyoruz. Şarkı dinlemek istiyoruz ya. Peki, müzik dersimiz için. Evet. Müzik hocamız gelsin. Yeni müzik hocamız gelsin. Hay aşağı gelsin artık ya. Yeni müzik hocamızı çağıralım mı çocuklar? Yeni müzik hocamız kim biliyor musunuz? Kimmiş? 2013 yılında ses yarışmasına katılmış Hande Yener'in veliahtı olarak. Aman Hande Yener. Evet. Nasıl pırt hocam? Popstar hocam. Hocam pırt ne demek? Öyle şey söylenir hocam, mi? Çok söylenir. Ayıp hocam ya, ne ayıp hocam. Söylenir. Söylenir. Benden güzel kadınları hiçbir zaman hazmedemem. Hocam siz dünyanın en güzel öğretmeni, en tatlı öğretmenisiniz. Öyle demeyin bak. Öyle miyim çocuklar? Öyle, aynen. Çok tatlı. O zaman çağıralım. Çağıralım müzik hocamızı. Sizden tatlı çağıralım. Olmasın. Yepyeni albümüyle kocaman alkışlarla Elif Kaya geliyor.
Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz çocuğum. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Senin kapağın niye öyle iki renk? Ben böyle doğmuşum. Öyle mi doğmuşsun? Hocam öyle doğmuş. Gerçekten mi? Doğuştan o, o böyle. O da öyle bir insan hocam. Evet. Anladım. Ama bizim müzik hocamız böyle kabul edin. Şimdi bize şey yapsın. Şarkı söylesin bir tane değil mi müzik dersinde? Tamam söyleyeyim. Bize bir tane biz yerimize hocamız. Geçelim müzik hocamız. Çok memnun oldum. Ben galiba yeni hocayım değil mi? Öyle mi? Evet yeni müzik hocası. Bunlara ne öğreteceksin? Ne öğretelim? Önce böyle bir sevmeyi, barışı, saygıyı öğretelim. Ondan onları sonra... beni öğrettin. Bak onları ne haldeler. Öyle mi? Bu haldeyiz. Ne yapsak acaba? Bize istiyorsan bir şarkı söylet. İstiyorsan olabilir. Hep birlikte. Ne yapsak? Bildiğiniz bir şarkı var mı? Beraber söyleyelim mi? Size öğrettiğim şarkıyı söyleyin çocuklar. Ben mini mini bir kuşta kaldım çünkü. O zaman sen de bizimle öğrenci ol. Gel. Hadi ya ben de bir şey. Ders geç. Başladı. Geç. Edebiyat dersine tekrar geri dönebiliriz. Evet, madem yeni geldin, hocalığın neymiş görelim bakalım. Sor hocam. Tahtaya alfabe yazdım hocam. Kızım, görüyor musun? Hocam. Kim yaptı onu? Bu attı. Bu attı hocam. Bu attı. Hocam şu. Hocam sizin popomuza ne sen oldu hocam? Sen komiser olmak istiyordun değil mi? Komiser bak şimdi. Bir suç işlendi hemen onu bul. Öğretmenim. Efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Söylemezsen çatlarsın zaten. Poponuz aşağı kaymış. O sinirden. Hocam, Mars'ın sinir... etkisindendir. Yer çekimi çok arttı. Sinirden. Ondan. Hocam, hocama yaşlı mı demek istiyorsun sen? Yok hayır. Sadece yani... Terbiyesizler oturun. Pardon hocam. Allah korusun düşecek hocam. Düşerse toplar. Efendim siz hocam şimdi öğrenci oldunuz ama siz müziğe merakınız nereden başladı acaba? Bilmiyorum ki böyle küçük sıralardayken hoca ders anlatırken ben genelde Walkman'le müzik dinliyordum deyip kimseye örnek olmayayım kötü. Kötü örnek oldun sen. Sizin mikrofonunuz yok. Sen kötü örnek oldun şimdi çocuklarımıza. Evet. Doğru. Duymamışlar zaten mikrofonum yok. Evet. Peki bir yarışma programına katılmışsınız. Evet. Veliaht değil mi? Evet. Ve Hande Yener'in veliahtı olarak. Evet. Ben bayağı çok... Neler değiştirdi hayatınızda o yarışma? Şöyle oldu. Bir anda sesim büyüdü. Sonra ben büyüdüm. Ondan sonra 11 falan. Ben iyice bayağı bağladım şu an. Görüşüyor musunuz Hande Yener'le? Hande Yener'le ara sıra görüşüyoruz. Hı. Ama hani öyle bir... Veliahtı olarak el verdi mi yani? Ya aslında o iş biraz karışık. Şöyle yarışma için biraz da öyle bir pozisyon vardı. Çünkü yarışmaya katıldığımda aslında benim albümüm hazırdı. Hmm. Yaklaşık bir 5 senedir hazırdı. Hazır duruyordu. Vesile mi oldu bu birazcık da o yarışmadan sonra? Vesile oldu da denebilir. Kız, bir de ben şey zaten net vokal... söyle. Öyleydi de öyleydi. Hande Yener'e ben daha önce vokalistlik yaptım. Ama profesyonel müzik hayatını aslında 2004 yılında... Mustafa Sandal'la yaptığım düetle başladım. Var sen mısın yok musun? Sen mesela biraz onun gibi böyle marjinal değil mi? Sarkçılar şeyler falan filan. Aslında bu öyle veliaht kan bağı ile alakalı bir şey yani de. Yani sana bir şeyler tavsiye ederken galiba kuaförünü tavsiye etmiş sadece. Biraz öyle oldu. Böyle saçlı okula gelinir mi? Gelinir. Ben de insanım. Ne münasebet? Okulun bazı kuralları vardır. Bazı. Bazı. Evet. Bazı kuralları hocam, var. Hocam oje sürmüş. Bazı. Tabii, kim oje sürmüş? Onun cezasını verdim zaten. Hocam bu kafayla geliyorsa ben de oje sürerim yani. Sen o dışı şey de seninkinin içinde ya. Hocam ama çok yani kırıcı oluyorsunuz bazen. Aa ben mi kırıcı oluyorum? Evet. Popomla dalga geçiyorsunuz ikide bir de. Hocam dalga geçmedim uyardım yani ne yapayım popomuz düştü de düştüyse düştü ne yapayım yani? Sen kız çocuğusun beni daha çok kollama lazım. Kolluyorum hocam popomuz düşmüş kaldırın. Tamam güzel. Oldu mu? Çok oldu güzel hocam. Oldu. Ben sizi çok beğeniyorum hocam. Teşekkür ederim. Evet. Ben de sizi çok seviyorum hocam ama şöyle bir şey var şimdi biz dün şeye gitmiştik bu arkadaşımla bir gezintiye gittik. Akvaryuma giden var mı aranızda akvaryuma? Okul gezisine bir gittik. Okul gezisine mi? Gittik akvaryumda orada bir koskocaman köpek balıkları vardı. Aman. Koskocaman köpek balığı vatozlar. O vatozları nasıl beslediğine şahit olduk. Gidemeyen çocuklar için mutlaka gidin diyoruz. İmkanı olmayanlar için de biz o görüntüleri, çok yakında o dünyanın müthiş balıklarını, o Florya'daki yeri, akvaryumu sizlere şöyle bir evinize getirdik. Hep beraber bir izleyelim buyurun. Müzik
Evet. Sömestr tatilinde biz de Çağla ile birlikte, çocuklarla birlikte dolaşmaya devam ediyoruz. Ve en çok, en çok çocukların sömestr tatilinde geldikleri yer. Rağbet ettiği bir yer. Biz de daha önce iki kere gelmişim. Bu benim üçüncü olacak. Evet. Ama her seferinde çok büyük bir merak ve çok büyük bir ilgiyle içerideki canlıları seyrediyorlar. Bir sürü balık, deniz canlısı, bitkisi, aklınıza gelebilecek her şey ve tüm denizlerde olan canlıları hep beraber göreceğiz. Alişan aslında bugün köpek balığına tutacaktı ama korktu, kaçtı. Hayır, korkmadım. Hastayım. Bir şey diyeceğim, beni çek. Vallahi korkudan değil. Hasta değil. Hafta sonu şey var, galiba korkuyorum. Dipçik gibi hiçbir çok şey yok. Çok soğuk ya. Şöyle bir elimi daldırdın. Çok hiç soğuk. Daldırmadın daha, yeni daldırdım. Geldik. Niye ben geçen sefer cumadan geldim buraya, elimi daldırdım. Yalan hayır. Gerçekten bak, korkuyorsun. Soğuk. Korkmuyorum ya. Köpek balıklarına dalmaya korkuyorsun. Ben köpekten korkuyorum, köpek balığından korkmuyorum. O zaman dalarsın. Beni gazı getirme, Allah beraber. Göreceğiz, dalacağız. Köpek balıklarına dalacağım yani en sonunda. Karadeniz alabalıklarıyla başladık. Burası Karadeniz bölümü. Nuh'un gemisi. Havyarı en siyah ve pahalı olan balıklarmış bunlar. Şu ne şu? O da alabalık. Beyazlar da alabalık. Evet, beyazlar alabalık. Şu gördüklerimiz burnu küt olanlar Rus mersini, burnu uzun olanlar sivrişkalar. Havyarı en siyah ve pahalı olan balık. Bak, bu sivrişka. Burnu sivri. Burada yaşıyorlar aşkım. Show TV muhabiri Uzay'la dolaşmaya devam ediyoruz. Bak, kalkan var şurada, bak o. Bak. Bak, bu da kalkan. Anam, ne kadar büyük kalkan. Ay, elim değdi. Bunlar yeniyor mu? Nesli tükenmekte olan bir tür, kesinlikle yenmesi yasak. Hayır, yani normalde yeniyor. Normalde yiyenler vardır muhakkak ama yenmemesi gereken bir tür. Gördün mü balıkları? Bak, gördün mü? Gördün mü balıkları? Evet. Ne balıymış bu? Bak, gördün mü? Ne balıymış bu? Ne balıyı söyle bakayım. Abi söyleyeceğim. Ya bakayım. En çok hangi balığı seviyorsun? Vatoz. Vatozu seviyorsun. Ama çok tehlikeli bir balık. Elektrik var onda, çarpabilir. Hiç sevdin mi onu? Dokundun mu ona? Hani dokunma zaten, çok tehlikeli. Bir öpücük yolla şuraya. Oh, bir de şuraya yolla. Hadi bay bay. Şu anda İstanbul Boğazı'ndayız, Avrupa yakasında. Boğazın iki arasında olan balıkları görüyoruz. Bu taraf Avrupa yakasıymış. Şu balık Avrupa ne yakasında musun? Şu yaşayan geçen balıklar. Herhalde çupra ve levre. Bunların hepsi yenen balıklar. Normalde hepsi tabakta gördüğümüz balıklar. Bu tarafta Anadolu tarafı. Bu tarafta Anadolu tarafı. Anadolu tarafında daha değişik balıklar daha var ama. Daha küçük. Oranın suyu mu farklı? Neden acaba? Bunlar ne? Neden mesela farklı balıklar yaşıyor aynı denizde? Şu anda biz bunları aslında bakarsanız boyutlarına göre ayırdık. Yan taraftaki mi balıklarımızın boyutları çok büyük şu anda, maksimum size var. Burada şu anda sürü halinde, grup şeklinde yaşayan balıkları sergiliyoruz. Şu gördüğünüz sivri burun kara göz dediğimiz, kuyruğunda da siyah noktası var. O yüzden sivri burun kara gözlenmiş. İçeride mırmırlar, tekirler, istavritler var. Onları alt kattan grup halinde çok daha rahat göreceğiz. İstavrit de var mı burada? Var. 2 kilo sardır mısınız? Ön 200 geçiyor yokmuş ama neden? Biz evlat edindik çünkü yanlış avlanma sonucu bir balıkçı ağına takılı vaziyette bulunmuş ve 200 yaşını kesmek zorunda kalmışlar. 9 yıl boyunca bir rehabilitasyon merkezindeydi ve bize evlat olarak vermek istediler. Bize seve seve onu aldık ve hayatının geri kalanını burada yaşayacak. Ay canım. Bunlar Akdeniz'de oluyor değil mi? Bunlar evet, Akdeniz sularında. Şu an 50 yaşında. Sanıyorum 100 yaşın üzerine kadar burada olacak. Biz olmayacağız, o olacak yani burada inşallah. Bunlar 200 yaşında falan yaşıyor. 100-150 evet. 150. 50 yaşında. Kaplumbağa olmak varmış ya. Hı? Kaplumbağa olmak varmış diyor. Ne kadar büyük ki. Evet, çok büyük. Ya su ne kadar temiz, nasıl sağlıyorsunuz buranın temizliğini? Biz burada Marmara Denizi'nin yanında olmamıza rağmen yapay su hazırlıyoruz. Yurt dışından tuz getiriyoruz. Onları tüm tankların ihtiyacına göre salamura edip tanklara basıyoruz.
basıyoruz. Baba köpek balığı geçiyor, köpek balığı geçiyor. Bak balığı şu an Avrupa'da yapılacak tonarkçısı köpek balığının yediği besinlerden beslenerek hayatını idame ettiriyor. Bu liman köpek balığı da Avrupa'da sadece bizim akvaryumumuzda var. Çünkü diğer köpek balığı türlerine göre potansiyel tehlike. Sizi buraya daldıracaktık Alişan Bey. Ya Alişan daldıracaktık. Şey mi? Alması lazım. Evet bakın ya. Ekibimiz sizi bekliyor hala. İsterseniz hemen bir... Geliyor Alişan geliyor şimdi. Aşağıya. Ha geliyor şimdi geliyor. O sent var. Yalancı cam göz denen bir köpek balığı. Bunlar işte tehlikeli değil mi? Hayır bilek tıklar daha tehlikeli. Yani. Bunlar ısırmıyor mu? Yok bunlar zaten profesyonel ekibimizi aşağıya indiriyoruz. Herhangi bir kaza riski mümkün değil içeride. Bu ne bu? Bu ne? Ne bu? Bu barakuda. Bu Atlantik Okyanusu'nun en tehlikeli türlerinden biri olarak bilinir. Sen en tehlikeli türe mi daldıracağım beni? Ha vatoz geçiyor. Bu da kartal vatoz. Alişan ne oldu? Ben girmem mi? Girmem dedi. Çünkü orada barakuda balığı varmış ve gerçekten çok yırtıcı ve tehlikeli bir balıkmış. Köpek balığından değil ama barakudadan korktu ve girmekten vazgeçti. Sen girersen ben de girerim. Ben? Ha, sen git. Oğlum hayatta ben sen git. Ayağımı sokmam niye? Diyorum. Ben dokunamam bile deli misin sen? Ben niye giriyorum ayağımı sokmam? Sen çünkü gireceğim köpek balığıyla yüzeceğim dedim bak oraya. Ekibi hazırladı. Girmeyelim, gezelim, görelim, eğlenelim. Hep birlikte ıslanmayalım. Ben şu havuza dalsam, şuraya dalsam olmaz mı? İstiyorsan oraya çık, ayaklarını sok oraya. Şuraya dalayım. Ha? Bak burada daha sempatik balıklar var. Bak burası şeyde, sıcaktı. Ben buraya dalayım, buraya dalayım. Benim aletleri getirsinler. Anam! Ne oluyor lan? Balığı olarak bilinen balığımız var. Bu da peygamberin balığı iki parmağıyla tuttuğuna inanıldığı için bu ismi almış. Ne ismi? Dülger balığı. Dülger. Peygamber balığı olarak da biliniyor. Bakın şu karşıda. Bunlar çok özel bir tür çünkü canlı halde bulunması çok zor. Görünmüyor ki. Gel bak buradan görebilirsin. Şu gel. Köşeden görebilirsiniz. Biraz kendini saklamayı seven İyice köşeden. Bir tür. Görebiliyor musun? Aa şu an tam görünüyor bak. Şu an dünyanın en zehirli balığıyla karşı karşıyayız. Nerede bulunuyor bu balık hiç gitmeyelim orada. Pasifik bölgesinde bizde bulunuyor. Bizde alakası yok yani. Evet bizde yok. Tropik bölgelerin canlısı. Üstüne bastığın anda felç oluyorsun. Ve evet tarantuladan falan çok daha zehirli bir tür. Yani sadece balıklar içinde değil dünyanın en tehlikeli canlıların arasında da, Diğer balıklar da buna dokununca felç oluyor. Bunu şimdi balıklar zaten ayrı tutuyoruz. Zehirli türleri sadece bir arada tutmaya özen gösteriyoruz. Şu gözlerini görüyorsunuzdur. Kamufle olmuş tamamen. Burada da mavi kanlı atnalı yengecimiz var. Bunlar da fosil canlılar olarak. Gel burada gel Hakan. Tanınıyor. Bak gel buraya bak şurada. Bu canlılar özellikle tıbbi araştırmalarda çok kullanılıyor. Gerçekten kanı mavi ve dediğim gibi evrimi çok az geçirmiş bir canlı. Ne zor zamandan beri aynı formunu koruyor. Vay be. Mavi kanlı. Evet. Bak şurada bak. Bak geliyor bak. Uzay bak geldi. Burada buz var. Ben buna değmiştim. Evet. Gel bak gel. Harbi buz. Anam çok soğuk. Akdeniz alanına giriyoruz. Burası da gördüğünüz gibi bizim kendi doğa harikamız olan Hintli Mağarası. Ben şurada biliyorum şeyler var şurada. Oradakiler mığırlar. Müren ailesinden geliyorlar fakat o kadar tehlikeli ve saldırgan değiller. Ama çok büyükler ya. Baksana büyüklüğe bak. Baksana ya. Tarkın dekorasyonun bu şekilde olmasının amacı da bu canlılar kendilerini saklamaktan hoşlanıyorlar. Ancak kendilerini o zaman güvende hissedebiliyorlar. Bu Tarkın dekorasyonunu ona göre düzenledik. Bunlar mürenler kadar şey değil mi? Zehirli aynı değil mi? Aynı aileden geliyorlar ama saldırgan değiller mürenler kadar. Daha sakinler. Show TV'nin Acar muhabiri. Aynı anda aklıma geldi. Acar muhabiri Uzay şu anda bütün ayrıntıları çekiyor.
batık geminin içerisindeyiz. Batık gemideyiz. Evet, gerçek bir batık geminin replikası bu. İnteraktif bir gemi. Gördüğünüz gibi şu anda alarm veriyoruz. Kaçın. Buradan giriliyor mu? Nasılsın abi? Bilciğim, Bilciğim her yerden çıkıyor. İyi, güzel. Kaptanla konuştuk. Kaptan, her şey yolunda. Her şey yolunda, hiç merak etme. Geç. Böyle dokunabilir miyiz? Tabii, su içinde. Suya götürmemizi. Su içinde böyle. Su içinde dokunacağız. Niye? Su dışında fazla duramaz. Ha, yani, durur. Evet. Şey yapmıyor değil mi öyle? Şey bat. Hiçbir şey olmuyor. Böyle dursun, hareket ettiğini hissedeceksiniz. Et gibi ya. Onu niye ben alıyorum? Al al al, kestane. Şöyle avucunuzu açın su içinde. Bak 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 bak. Benimki hareket ediyor. Su içinde dursun, hareket ettiğini hissedeceksiniz. Sen de kuzey. Bakın, hareket etmeye başladı bile. Evet. Şey versene, balık yok mu? Balık yok, yengecimiz var. Yengeç mi? Bakayım yengeci. Hiçbiri birbirine saldırmıyor değil mi? Biz burada doğal bir hayat kuruyoruz ama tüm diyetlerini organize ettiğimiz için, protokollerine uygun baktığımız için herhangi bir şey yaşanmıyor. Ama tabii ki doğal hayat. Yani sonuçta %100 hiçbir şeyin netliği yoktur. Böyle bir saldırı... Yok, hayır. Burada bu tarz şeyler yaşamıyoruz. Profesyonel ekibimiz sayesinde tüm canlılar belirli saatlerde besleniyorlar. Dolayısıyla ve birbirini yemeyen türleri biz burada sergiliyoruz. Besin zincirinde olmayan türleri koleksiyonumuza katıyoruz. Kaç tane var? Şu an kum kaplanlarından 5 tane var ama ana tankımızda şu an yaklaşık olarak 30 civarında köpek balığı var ki çok büyük bir rakam bu. Bu yerde yatanlar da hemşire köpek balıkları. Onlar da şey. Onlar zararsız bir tür, evet. Dişlere bak. Anam, anam. Çift sıra dişi var ya. Bunlar en vahşileri değil ama, değil mi köpek? En vahşilerinden biri, evet. Filmlerde seyrettiğimiz. Tabii ki beyaz köpek balığı değil bunlar. Ama zaten o canlının sergilenmesi mümkün değil. O bir terminator. Ama bu türlerde kendi içlerinde gayet tehlikeli olan köpek balıkları. Bu da yalancı cam göz dediğimiz sent var köpek balığı. Anam, şuna bak ya. Tüm balıklar buraya geldi. Ay, hepsi buraya geldi, bak. Geldi. Lan o balık bana dokunsa ölürdüm. Ay, Alişan nasıl yediriyor, bak Alişan. Bak bak. Ay, inanmıyorum, ne güzel yediriyor ya. Beslediği şeyler de votumuz, biliyorsun değil mi? Evet. Adamı boğacaklar, bir çekil. Uff, her tarafını kaldı. Seviyorlar mı, ne yapıyorlar? Yemek verdiysin, seviyorlar. Seviyorlar. Bütün hepsi geldi. Uf, ağzının şeyini yiyecek bak. Ağzının şeyini yiyecek. Balık versin diye inanmıyorum. Avatoz, benim kafam öyle gelecek. Ölürüm yani, ölürüm. Ben de derim, tüp atar intihar ederim. Kapibaralar dünyanın en büyük faresi olarak Guinness Rekorlar kitabına geçmiş. Fare bu. Evet. Faremiş bu. Kemirgen ailesinden geliyorlar ve anne kız olarak şu anda burada ziyaretçilerimizle buluşuyorlar. Nasıl besle? Bunu Çağla besler, ben besleyemem. Besleyeceğim mi? Git besle. Ne? Git besle.
Bir şey yapmıyorlar mı? Yanınızda arkadaşlarınız varken besleyebilir yavruyu mi? Besleyebilirsiniz. Git besle. Ben gidemiyorum ama o gider. Alabilirsiniz. Sen yani. Git, sen köpek de seviyorsun. Git, barı seversen git. Yapar. Hadi git yapar. Tamam, yapar. Beni kendim istiyorsanız. Kendisi şeye girmiyor. Kendisi Allah'ım köpek Allah'ım balığına girmiyor. Hadi beni git. Kocaman farenin içine alın. Şuradan git, hadi atla şuradan, hadi. Gel, ben de seni besleyeyim, gel. Gel su iç, gel. Gel, ben de seni besleyeyim, gel. Al. Afiyet olsun. Yemin ediyorum, çelik gibi yürek var. Gel kızım, gel. Gel. Gel buraya. İç suyunu, aferin. Gel. Good boy. Good boy. Gel buraya. Gel. Gel kızım. Her yeri gezdik, kezmediğimiz yer. Nasıl bir şeydi, nasıl bir şey? Yani tabii hiç hayatım boyunca görmediğim bir varlık olduğu için insan çok tedirgin oluyor. Kimse hani ne kadar da hani böyle bir şey yapmayacak dese bile gerçekten sırtımdan ter aktı yani. Evet. Canım benim. Ben sence Serdar dedin ama ben girdim en azından. Biraz evet. Sonramız var abi. Böyle şeylerde delikanlık olmaz. Böyle şeylerde delikanlık olmaz. Hayır. Hocam bunlar kim? Onlar... Çok akıllı birilerine benziyor. Mental aritmatikçi minik öğrenciler. Efendim 2014 Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Efendim hafıza şampiyonları. Onlara kocaman birer alkış istiyorum. Sevgili Hüseyin Soysal'dı. Hamza Sefa Koç ve Dilay Karakaya. Biz niye yapamıyoruz hocam? Niye bize öğretmiyorsunuz? Ben Dilay'la yarışmak istiyorum hocam, Dilay'la. Buna biz, bunları bize kim öğretecek biliyor musunuz? Çok kıymetli hocamız, sevgili Melik Duyar Hoca bize hoş anlatacak hocam. Hafıza tekniklerini. Hocam hemen başlayalım, ben Dilay'la yarışmak... Bir kere şunu sormak istiyorum. Bu çocuklar dahi mi? Ben bunlarla ne yapacağımı bilemiyorum. Şimdi bu çocuklar, o çocuklarda hepsi dahi olma potansiyeline sahipler. Öyle mi? Evet. Bak var potansiyel. Bizde potansiyel varsa hocam bayağı iyi yani. Var var yani bir beynimiz varsa potansiyelimiz de var demektir. De onu tabii etkin kullanmak lazım. Peki nasıl yapacağız hocam bunu? Benden büyüyünce bu tabii özellikle beynin orta kısmında hipokampüs denen bir bölüm var. Duygusallığı idare ediyor. Bundan hiçbir şey olmaz hocam. Tam şurada olmaz. Evet, orta bölümde. Evet. Tabii beyinlerin sağ ve sol yarım kürelerini de birlikte kullanmalı gerekiyor. Sağ ve solda bir şey yok. Sağını ve solunu beraber kullan, tamam mı Alişan? Tamam. Tabii hocam. Hatta şöyle yapalım. Yarışalım. Sağını yarışalım. Ve solunu birlikte kullanan bir öğrencimizle birlikte Alişan Bey'i yarıştıralım. Peki yarıştıralım. Evet. O zaman onu buraya alalım. Önce siz başlayın hocam, sonra Alişan gelsin. Baksanıza, görsün, öğrensin. İkisi ona aynı anda... Ayrı çalışan bir arkadaşımız. Evet. Renkler olarak. Sağ sırı, solu siyah çalışıyor. Ama bir de bir öğrencim var. Sizin öğrencileriniz çok kıymetlidir tabii ki. Yo, bütün onlar, öğrenciler kıymetli. Hepsi çok kıymetli. Evet, evet. Benim de çok tatlı bir öğrencim var burada. Onu da tanımanızı istiyorum. Biraz kendini anlat bakalım istiyorum hemen. Çok kısa hocam, da ne olsa. Oluyor ya? Hocam ay, herkes öğrencileriyle gurur duyuyor. Bizim ben de onunla gurur duyuyorum. Bizim de gurur duyuyoruz. Biz yarışmaya başlayacağız. Anlat bakayım kendini. Benim adım Durin İliman. Sen nereden geldin? Sen kimsin ya? Nasıl dördüncü sınıflarda? Dördüncü sınıflarda okul istikte birinci oldum Türkiye genelinde. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Aferin. Aferin sana. Öğretmeninin bütün emeklerini böyle vallahi boş çıkartmıyorsun. Bir de bunlar. Hadi ben yarışacağım. Buyurun hocam. Söz evet. Sizde. Şimdi Alişan Bey 6 yaşındaki Dilan Karakaya ile yarışacak. Stüdyodan şey yapacaklar, bize rejiden yönlendirecekler. Peki. Tek hane 0.4 saniye hızla 20 işlem gelecek. Evet. Dilay da yapacak. Evet, tamam. Siz de yapacaksınız. Çık oradan, ben Dilay'la yarışacağım. Tamam, sen benim yanımda. Ali, güveniyoruz evet. Sana. Benim sınıfım bana bir alkış. Benim bana bir alkış.
Merhaba. Evet, o zaman Dile'ye de bir alkış alalım. Evet. Tabii ki. Evet. Başarılar. Yeneceğim seni. İddiaya giriyor muyuz? Göreyim seni Dilay. Hadi iddiasına. Evet, iddiaya girdiler. Girdik bakalım, yemeğine girdik iddiasına. Gerçi Dilay kazanırsa ben mahcup olacağım. Tabii benim talebem. Hadi bakalım. Evet, bir hane 0-4 saniye. Evet, karşımızda. 20 işlem gelebilir şu anda. Hazır mısın? Kaçırdı Alişan. Aa, kopya çekiyor hocam. Hocam kopya çekiyor. Kopya çektirmiyoruz. Evet şöyle. Hocam kopya çekti. Kopya, bu kopya. Seni yalancı, kopya evet. Çekti. Göster bakalım. Dilay 95 gösterdi. Evet ve 94. Doğru bakalım. Mudur hocam? 95 doğru. Hocam 9'u gördüm, öbürünü görmedim ama kopya çekemedim ya. Evet. Bu sınavda da böyle. Siliyoruz o zaman. Hocam cetvel cezası olsun. Siliyoruz, bunu da silelim. Rezil etti sizi hocam. Evet, şimdi cetvel biraz zorlaştıracağım. Seni de alacağız, dur bakalım küçük hanım. Dilay sen cevabını göstermeden yaz, tamam? Evet, hazır. Bir daha dönebilirsin. Şimdi iki haneye çıkarıyoruz. 0-8 saniye 15 işlem gelecek. Hazır mısınız ikiniz de? Yani hazırım. Peki, hazır, geliyor. Evet Alişan Bey, sizden de bekliyoruz. Sıfır. Evet. 693 gösterdi Dilay. Evet, aferin doğru. Dilay. Evet. Öğretmenim bence artık Alişan kalksın oradan. Sen geç, bu çok daha zekidir. Nasıl evet, yaptı ya? Siliyoruz bunu tekrar. Çok 693 yaptı ya. Hocam evet, kızım. Şimdi biraz daha zorlaştıracağız. Peki hocam. Dikkat edin, 6 yaşında 3 haneye çıkıyoruz. 6 yaşında? Evet. 38 3 hane, 6 yaşında, 1,5 saniye hızla gelecek. Beyin sağ var, sol yok. 3 hane gelecek. 3 haneli. 3 haneli. Evet, hep birlikte hazır. Çözememeye hazır. Başlayalım. Evet, hazırız. İkiniz de hazır mısınız? Ben hazırım. Başlıyoruz. 3 hane. Sen 4 tanesini toplasan da yeter. Bir saniye. Bak hepsini yazmış. Olsun yine yapsın, öyle toplasın. Evet, evet, evet. Dilay hazır. Evet. Alişan Bey tek tek onları ancak yazabildi, şimdi toplamaya çalışıyor. Alişan'ın toplamını evet. Yarın alacağız hocam. Yardım evet. Edeyim mi, parmakları yetmiyorsa benimkileri de kullanabilirsin. 54, 4 de elde 56, 5633. Tamam, 5633 dedi. Dilay 6197 dedi bakalım. O 47'ymiş. Dilay da bir 50 hata yaptı. Evet. Alkışlıyoruz. Evet, evet. Olsun. Evet. Evet, harika. Daha zorları var mı bunların? Var. Şimdi Hüseyin'i getireyim mi yanınıza? Getir. Peki. Dilay seni arkaya alalım. Hüseyin gelsin. Evet, Hüseyin geliyorsun. Gel bakalım Hüseyin'ciğim. Hüseyin soy saldı değil mi? Evet. Alişan yaş gittikçe büyüyor farkındaysan. Hüseyin kaç yaşında? Hüseyin 12 yaşında. 12 yaşında. Ben Hüseyin bu arada şey söyleyeyim. Flash Anzan Avrupa rekortmeni. Hüseyin Avrupa rekortmeniymiş çocuklar evet. Bak. Bakar mısın? Avrupa rekortmeni. Çak. Ne yapacak? 2016 yılında Las Vegas'ta Memoriyat Dünya Hafıza Olimpiyatları var. Oraya hazırlanıyor. Ben hiç gitmedim evet. Hocam. Sizi de götürürüz ama hazırlanırsanız. Tamam. Evet. Peki şimdi o zaman şöyle yapalım. Hüseyin... Üç hanede biraz hızlı yapsın. Tamam. Siz burada yazabilir misiniz en azından onu kontrol edelim. Tamam. Ben tahtaya yazayım. Tamam. Siz tahtaya hızlı yazmaya çalışın. Bu arada sağ tarafa yazarsanız silmede zorluk çekiyoruz. Tamam. Başka bir işlemde kullanacağız tahtayı. Tamam hocam. Evet. Hem bakıp hem nasıl yazacaksın Arşan? Üç hane. 0-8 saniye. 10 işlem. Hazır mıyız? Hazırız. Evet hazırız. Başlatabiliriz. Evet, yazamadın sen herhalde. Ben ilkini yazdım, sonrası kaçtı. Kaçtı, peki. Evet, Hüseyin yazıyor.
Hüseyin 5362 yazdı. Bakalım. 5362 doğru. Evet. Biraz isterseniz şey yapayım, biraz daha zorlaştırayım. Biraz sonra hani sayıyı biraz adedi azaltacağım yazabilmeniz için. Tamam. 4 haneye geçiyoruz. 1.8 saniye. Heh. Evet, 4 tane. 1.8 saniye, 10 işlem. Hazır mısın Hüseyin? Evet. Gelebilir sayılar. Evet, bitti. Şu anda Hüseyin yazıyor. Bunu da yaparsa var ya. 53.950 yazdı. Bakalım. 58.950'ymiş. Bir hata oldu. Of. Peki. Bir hanede. Evet. Peki, ben sizin yazabilmeniz için şöyle yapacağım. Yavaş yap, ben toplayayım. 2,5 saniyeye çıkarıyorum süreyi. Tamam. 5 hane yapıyorum. 5 hane yap. Evet, yani 2,5 saniyede yazabilirsiniz diye düşünüyorum. 2,5 saniye yap, 5 hane yap. Tamam. Hüseyin hazır mısın? O zaman tekrar ediyorum. 5 hane... Yavaşlatalım Alişan Bey yazabilsin diye. 2,5 saniye yapalım. 6 işlem gelsin. Sayı adedi de azaltıyorum. 6. Evet, ya bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, sayılar hazır mısın Hüseyin? Hazırsak. Evet. Geliyor sayılar. Çık oradan, göremiyorum. 2,5 saniye. Evet. 2,5 saniye. Evet. Göremediğim söyleyeyim. ...63.535... ...63.365... O ikinci neydi ya? En sonu kaçıyor. Ama zaten çocuğumuz ismi neydi? Evet, 337.974. Bakalım. Senin zaten bu şartlar altında hak eden bu yüze yani, alkışlıyorum. Evet. Gülüyoruz, ediyoruz, evet. Konuşuyoruz, karışıyoruz. Ona rağmen valla tebrik ediyoruz. Çok güzeldi. Peki diğer kardeşimiz ne yapıyor? Şimdi siz şöyle yapalım orada. Siz iki haneli 5 tane çarpma yazın buraya. İki tane iki haneli. İki haneli iki çarpımdan 5 tane. Yani 22 çarpı 34 gibi. Tamam. Biraz aşağı yazarsınız, boyu sığmaz oraya. Tamam. Şurada civardan altı yazarsınız. Evet. Alt alta yazın. Evet. Çarpı deyin. Siz çarpmayın. Evet. Bir tane daha. Bana verin istersen. Bir iki tane daha söyleyin. 63 çarpı. Evet. 45. 45. Evet. Çarpı, evet. Bir tane daha 26 söyleyin. 26 çarpı. Evet. 32. En sevdiğim rakamlardır. 32, tamam. Evet, bir tane daha. Bir de 29 çarpı. 29 çarpı. 18. 18. En sevdiğim rakamlardan tamam. İki tane. Şimdi daha. Biz Hamza Sefa Koç'u çağıralım. Burada baksın, yapsın, cevabı yazsın. Baksın, cevabı yazsın. Ya bir sene çarpmayacak burada. Evet. Sadece bakacak. Bakacak, cevabı bunları yazacak. Bunları bakıp çarpacak. Evet, yazacak. Evet. Hadi yap. Yaklaş. Bunu bununla çarpıp, bunu bununla. Yok, bunu çarpıp sonucunu yazacak. Bunu çarpıp tek tek çarpmayacak. Bakacak, çarpıp sonucu yazacak. Hadi yaz bakalım. Evet, hadi bakalım. Kaç saniyede? Şimdi burada biraz heyecanlı oldukça. Tamam. Ya evet. Saniyeyi bırak. Evet. Başla. Evet. Bu arada tabii ben o yaparken şey diyeyim. Bu arada hemen yazdı herhalde. Bu arada hesap makinesiyle kontrol etmeniz lazım bu arada. Bir onlar yapıyorlar. Yapıyorlar. Evet, yapıyorlar. Evet. Evet, tamam. Tabii beynin bunu yapabilmesi için özellikle sol yarım küre sayılarla çalışıyor. Sayılarla uğraşırken sayıları, imajları da dönüştürüyor. Sağ yarım kürede de onları görerek yapıyor. Aksi takdirde bunları yapması mümkün değil. Allah harika. Evet. Şimdi bunları yapacak, doğruluğunu kontrol edeceğiz evet. Peki. 33 çarpı 49, 1217 yazdı, doğru mudur? Stüdyodan alalım. Evet. Doğru mudur? Kimden alacağız şurada cevabı? Şurada çarpılıyor. 1617. Tamam, 1217. Orada bir hata olmuş. Orada bir, tamam, burada olabilir. Bir 2'yi 4 olmuş. 63 çarpı 45'i yapalım. 2835. 63 çarpı 45. Dedi.
2 doğru, bravo. Doğru, bravo, bravo. Bravo, evet. 26 çarpı 32. 832, doğru, bravo. Evet, bu evet, da doğru. Bir onayladı, evet. Ve son 29 çarpı 18. Vallahi evet, bravo. Hamza. Hamza tebrik ediyorum. Evet, tebrik ediyoruz. Harika. Tebrik ediyoruz. Harika. Evet. Tebrik Hamza. Evet. Aferin çocuğum. Senin nasıl matematiğin, iyi midir? Hiç mi? Belli zaten. Ama sağ beyinle ilgili bir şey sorabilirsin. Tabii tabii tabii. Tabii, sor, tabii, sor. Tabii, tabii, çekinme. Tabii. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ beyinle ilgili herhalde bir soru var. Çocuklarımıza. Peki. Çocuklarımıza peki, size peki, çok çok teşekkürler ediyoruz. Ben teşekkür tekrar ediyorum. Tekrar bekliyoruz. Ben teşekkür ederim. Her zaman. Şimdi zaten sırada bir veterinimiz var. Veterinerden sonra çocukların belki de en sevdiği şey bir sihirbazlık gösterisi olacak. Efendim bizden ayrılmayın. Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum, ben bu yaz neredeydim? Şaban, söyle ben neredeydim? Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz. Hayır. Malatya? Hayır. Gaziantep? Kahramanmaraş? Değil oğlum, bu tarafa. Edirne? Tamam, çık dışarı. Peki hocam. Bu kadar basitmiş mi? Dur! Oh. Sınırdan çık. Ha, mesela Fransa. Heh. Yürü. İspanya. Heh. Geç denizi. Geçeme. Niye? Yüzme bilmiyorum, boğulurum hocam. Aptal, o zaman uç. Peki uçayım. Ha, nereye geldin? Nereye? Söyle bakayım. Sen söyle bakayım. Ha? Ha. Hadi. Hadi hadi. Aptal herif, bilemedin, geç yerden. İşte buradaydım. Montreal'de. Olimpiyatlarda. Oh be, çok şükür söyledi. Evet, buradaydım. Niye sizlerden bir olimpiyat şampiyonu çıkmasın? Niye? Ha? Çıkar. Çıkar ama çok çalışarak. Beyler buna trambolin derler. Yaylanıp sıçrayacaksınız. Yükseğe. Daha yükseğe. En yükseğe. Ama durmasını bilmek lazım. Mesela ben şimdi duramıyorum. Duramıyorum. Duramıyorum, beni durdurun. Durdurun. Demek ne yapmamız lazım? Durmayı iyi ayarlamak lazım. Gelin benimle. Şaban! Ne? Buna ne denir? Ne bileyim ben. Cirit, cirit. Ha, cirit. Hadi at. Niye, lazım değil mi? At! Peki atayım. Çekilin bakayım şöyle. Çekilin, çekilin. Her an gözünüz çıkabilir. Niye uzağa atamadı? Çünkü atmayı bilmiyor. Aslında dünyada kimse atmayı bilmiyor. Bugün burada ilk defa yeni bir atış şekli deneyeceğiz. Ve adım tarihe geçecek. Ciridi dönerek atacağım. Eyvah! İşte böyle! Bir, iki, üç! Hangi utanmaz attı bu ciridi içeri? Ben attım. Affedersiniz Mahmut Hoca, küçük bir yanlışlık oldu da. Evet, her şey dahil. Ortaokulu derslerimize devam ediyoruz. Şimdi yetenek dersimiz illüzyonist Yeşim Obüs ve ya, yaramaz bu çocuklar. Şey dur ya, atma ya. Tam kafama geldi. O an atma. Tamam tamam. Yeşim Obüs ve Jonkloroğlu. Ka. Eyvah eyvah. Siz çok yaramaz. Obüs alkışlar çocuklar. Bravo. Sevgili çocuklar. Burada.
5 dakika. Öncelikle karne tatilinizin hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun karneleriniz diyorum. Tatiliniz güzel geçsin diyorum. Teşekkürler. Hemen gösteri öncesinde küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum sizlere. Sevgili arkadaşlar, sihir ya da sihirbazlık diye bir şey var mı? Yok. Yok. Neden yok? Var olan bir şeyi yok etmediğimiz gibi yok olan bir şeyi de var etmiyoruz. Biz illüzyonistler buna illüzyon gösterisi diyoruz. Yani bazı materyallerle, el çabukluğu, marifetle gözlerimizi şaşırtıyoruz. Neden yapıyoruz bunu? Eğlenmek için. Eğlenceye hazır mıyız? Evet. O zaman tempo çok yüksek geliyor ve müziğimiz geliyor. Musica po lue, so cic po ta don. Rappi, pombon, slogan, fast flow, fa jeton ta cjat. Je girl, on ty po të mështoj, me fjallet më mira për veta po të goj. Te kalali shpi. Here we go.
go. Teşekkürler. Bugünkü finalimizde çok böyle. Çok teşekkür ediyoruz. Yine harika gösteriler, harika şeyler sundunuz bize. Tebrik çok ediyoruz. Şimdi bir VTR'miz var. VTR'den sonra biz yine buradayız. VTR'den sonra Akıllı Köpek Tarçın bizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın. Ayrılmayın çocuklar. Şimdi sırada hepinizin çok sevdiği... Köpeği seversiniz değil mi köpekleri? Evet. Bir de gösteri yaparsa bize çok daha severiz. O müdür zaman... de gelecek. Müdür sadece Tarçın da değil. Müdürle beraber geldiler. Daha önce gelmişlerdi programda. Evet, Tarçın ve müdür geliyor. Gelsin mi Örtmen'im? Gelsin hadi bakalım. Bugün Kutay çocukların... Özkan'la birlikte geliyorlar. The party was pumping. And everybody having a ball. Until the fellas started in calling. And the girls respond to the call. I have a pool with shots. Who let the dogs out? Who let the dogs out?
Hangisi? Bu bekler, sonra ben bunu size veririm. Tamam, bekler. Tamam. Geç. Yat. Güzel, bekle. O bekliyor şimdi. Evet. Tamam. Beklerken sevebilir miyiz? Müdür. Ses. Müdür. Kuşlarda kafa. Aa, kuşları gördü içeride de. Çocuklar, kaçarsa korkar mısınız yanınıza gelirse? Hayır. Tamam. Aklı kuşlarda gelebilir çünkü. Ne gidiyordu gerçekten? Ama çok çığlık almayın, hayvan korkar. Otur. Tarçın. Sen yat. Tarçın yat. Müdür. Gel. Müdür, kuş yok müdür, unut. Otur. Şşt. Benimle kal. Kuş yok. Kuş bitti. Müdür. Otur. Dön. 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 Aferin. Güzel. Müdür. Otur. Aferin. Bir tane daha ister misin? Yat. Güzel. Yuvarlan. Yuvarlan. Aferin. Güzel. Geç. Sen değil. Ay, sen yat. Olurum. Saçın. Müdür. Geç. 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 Aferin sana. Otur. 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 Pati. Diğeri. Diğeri. O da veriyor. O da veriyor. O da veriyor. Kıskandı. Müdür. İki ayak üzerinde yürü. Aferin. Aferin. Evet evet, alkışlamayalım, korkmasınlar diye ama. Müdür. Dön. Oy. Aa, iki ayak üstüne. Aferin. Aferin sana. O ne veriyorsan bize de ver. O ne kadar güzelmiş. Neler yaptın salam, hayvanlar. Salam. Bildiğimiz salam. Ha, salam mı o ya? Verin birazdan, deneriz. Müdür. Müdür, ne yapıyorsun? Kuş müdür değil onun adına gerçekten. Kuşu arıyor müdür. Kuşu buldu bak. Bana burada bak, kuş bana kokusu var. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Kendine gel. Kendine gel. Müdür. 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 Benimle kal. Şşt. Ah. Müdür. Müdür. Hayır. Şşt. Hop. Aferin. Otur. Geç. Otur. Bekle. Kaykay yapacağım mı? Deneyelim mi? Müdür. Deneyelim müdür. Yürüp götür. Bekle. Gel böyle. Çık sen in. O yapacak. Çık in. Ay. Nasıl yapalım? Buradan buraya doğru gitsin. Şöyle dur. Oradan buraya gelsin. Buradan oraya gelsin. Müdür. Otur. Şişt, otur. Bekle. Bekle. Çekilin artık. Sür. Aa! Aferin sana. Aferin, 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 aferin. Gel bakalım, seni Çağla ablaya verelim. Gel müdür, gel. Sen müdür al. Teşekkürler. Rica ederim. Gel, bende de var salam, gel. Müdür, kaç, dur, müdür. Geç. Otur. Otur, otur müdür, otur. Otur. Hazır mısın? Küçük bir alkış istiyor arkadaşlar. Bekle. Bekle. Tarçın. Alkış. Bekle. Yeter mi? Dur. Olmadı. Geç. Aferin. Tarçın. Dön. 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 Ters. 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 Dön. Sen de dön. Sen de dön. Ters. Ters. Dön. Dön. Ters. Ters. Aferin. Başı döndü çocuğun. Yat. Yuvarlan. Yuvarlan. Bak. Yuvarlan. Bak. Yuvarlan. Hadi. Dön. Yat. Yuvarlan. 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 Dön. Yat. Yuvarlan. Yuvarlan. Ha, aferin. Güzel. Tarçın. Salam. Hadi yakala salam. Yakala. 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 Orada değil. Orada yakala değil. Geri. Ay. Bak geri geri dönüyor bak. Geri. Geri. Aferin Taç. Aferin sana. Geç. 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 Hoş geldin müdür. Geç. Geç. Müdür. Dur ben dolaştırayım biraz. Yat. Gelmiş. Bekle. Gel. Müdür gel. Sürün. 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 Geri sürün. Geri sürün. Geri sürün.
Aferin sana. Teşekkürler. Zübük, otur. Bekle. Bekle. Taç. Alkış. Dur. Bu alkış yeter mi? Ay ben seni yerim. Aferin Taç. Geç. Taç. Bize şeyi göstersene. Hani şu dikkatsiz sürücüler. Kedilere, köpeklere çarpıyor. Sonra onları orada bırakıyor. Ne oluyor kızma köpeklere? Nasıl yürüyor sokak köpekleri? Ay. Gel bebeğim. Gel. Bekle. Ay, ay. Sonra ne oluyor sokak köpeklerine? Ay, ölüyorlar. Ay, olmuyor, olmuyor. Öyle bir şey olmuyor. Ay. Tarçın. Uyu. Tamam. Candan. Candan. Evet, alkış istiyor. Hadi kalk. Geç. Otur. Bekle. Sen atlamak ister misin? Tarçın. Atla. Hop. Olmadı. Hop. Geç. Ne yapıyorsun? Hop. Aferin. Güzel. Kızım. Otur. Bunun içinden de geç. Aferin. Aferin. Bu kaç arkadaşlar? Görebiliyor mu herkes? Bekle. Kaç? Aferin. Gördünüz mü? İşlem yapıyoruz. Tamam, mental aritmetik yapacak. 4 artı 4. Kaç? Bekle. Söyle. Aferin. Ben de sorabilir miyim? Olur. Soracağım ben de, bakalım bilecek mi bunu. 3 artı 4. Söyle. 6, 7. Var mı? Vallahi bravo. Aferin. Soralım başka? Başka? 2. Çarpma. İki. Sormak isteyen var mı? Küçük. Sormak isteyen var mı? Sor bakalım. Tek haneli rakamlardan sormak isteyen. Sorun bakalım. Çarpım. Sor. Sor. He? 4 artı 5. 4 artı 5. Hayvanı yordunuz ya. 9'a kadar. Söyle. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doğru mu? Aa! Biz de bir şey yapalım. Bize bir şey yapmaz mı? Pati vermez yapar. Mi? Müdürü bırakın isterseniz deneyelim. Müdür git sen, git. Hayır, öyle bırakma. Öyle bırakma. Ha, böyle bırakmayayım. Al sen. İpini bırak. Şimdi birinci aşama. Birinci aşama, evet. Sizde onun istediği bir şey olması lazım. Tamam. Şimdi onu almak istiyor. Tamam. Nasıl almak isteyecek? Nasıl? Önce sizi birazcık korkutmaya deneyeceğim. Anam! Hemen veririm ben. Otur. Önce işte korkutarak almaya çalışıyor. Tamam. Eğer korkutarak alamazsa o zaman dinlemeye başlıyor. Tamam. Havlaması da bana ver. Yani öyle bir şey yapacağından değil. Zaten tipinden belli. Sen korkar mısın? Gel sen yap. Ben korkarım. Tarçın. Ver ona. Havlayacak, tamam. Atmak yok. Atmayacağım, böyle alacağım. Böyle biraz beklemeniz lazım. Zaman vermeniz lazım. Böyle yaptığında iki şey yapabilirsiniz. İkileyebilirsiniz sadece. Sonuç alamayacağını anlaması lazım. Ama verme. Sonuç aldı. Ya, verme. Ay. Verme, bana verme. Beni git. Gel. Benden git. Sana yapsın, ver. Bu, ver. Otur. Bir şey söyleyeyim. Beni arkaya çektin. Nereye getirdi biliyor musunuz beni bu? Nereye getirdi? Kafesini oraya. Bırak. Kuşları da oraya. Bir şey kokluyor. Ne kokluyor dedim. Al, kuşları bulmuş. Al köpeği işte. Dur. Abi. Dur. Müdür. Ne yapıyorum? Bekliyorsun. Ay! Vermeyeceksin. Hayır. O avlayacak, sen vermeyeceksin. Ama verme. Şöyle. Uzak tut ondan. Biraz bekleyeceğiz. Tamam, güzel. Şimdi istediğimiz kıvama geldi. Hissetti. Otoriteyi hissetti. Biraz daha bekleyeceğiz. Bana böyle birazcık kızabilirsiniz. Sus, yapma. Hayır. Sus. Hayır. Güzel. Tam bir köpek eğitmeni var. Ya. Şimdi şunu istiyoruz. Beni izleyin. Sol ayağımızı yere vurup geç diyeceğiz. Geç. Ay. Vermek yok. Hayır. Çok iyi. Bir daha geç de bakayım. Deyebilirsin. Geç.
Oo! Bravo. Hayır. Dön de dön de bir şey de yuvarlandı. Aynen. Dön onun da el işareti şöyle. Toplu olan elinizi şöyle çevireceksin. Dön. 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 Yapmaması lazım. Hayır Tatçın. Hayır. Dön. 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 Aferin kız. Ters. Ters. Dön. 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 Allah. Hayır. Güzel. Çok iyi. Benim mi? Bir hareket daha yaptırın, ondan sonra atabilirsiniz. İstersen onu da şey yapalım. Şöyle yürüyerek solamamız. Ha, yürürken bacağın arasından geç. Iyi olur. Geç. Bacağınızın içinden geçmesi gerekiyor. Tamam. Arkadan değil, yani önünüzden geçmeye başlayın. Geç. Dur, geç. Şöyle. Ha böyle, önünüz sola atıyor. Şey, evet, tamam. Dur, dur. Sola hani o gene önünüzden kalacak şekilde. Ha. Geç. Güzel. Geç. 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 Yok, ona taktım. Tarçın. Geç. Geç kız. Geç. Geç. Ya Tarçın gel. Geç. 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 Bir kez daha yapıp bırakabiliriz. Bir kez daha yapıp. Geç. Güzel. Ha? Bravo Tarçın. Geç. Ay alsın artık yazık ya. Seni yerim, seni yerim. Elimi de paraladı maşallah. Elini mi sildi? Ya yok be, almaya çalışırken. Aferin. Ben de bir şey vereyim, salam vereyim, sucuk sosis olur, bir şey vereyim. Olur, salam da olur. Ben teşekkür edeyim, o kadar bu ne olacak? Şey bu çok, bu çok yaramaz evet, ya. Evet, çok. Gel. Müdür, müdür. Gel, dersi alalım müdür. Müdür. Kaç yaşında bu? 12. Otur. 12, ay maşallah. Otur. Ver pati ver bana, pati ver bana, pati ver bana. Benim senin köpeğin var mı? Sen hayvan besliyorsun. Kedi, kedim var. Kedi. Otur. Ama bayılıyorum köpeklere, aram iyidir. Bak beni dinliyor, beni dinliyor, bir saniye. Çok iyi, çok iyi. Müdür otur. Yat oraya. Yat oraya. Yat. Tarçın. Yat müdür. Müdür dön gel buradan geç. Buradan geç. Oğlum buradan geç. Şuradan, şuradan geç. Allah kahretsin. Gel buraya geç buradan. Sen. Tarçın. Buradan geç. Şuna bayıldım ya. Otur. 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 Pati ver. Ali sen al köpeğe git bari ya. Bak gel buraya gelin ikiniz de buradan geçin. Geç buraya. Böyle geç. Geç. Geçin. Oğlum geçsene şuradan. Aa! Kaçtı. Kaçtı gitti ya. Bu kadar, bu kadar. Senin yapabileceğin bu kadar yani. Nice. Yine iyi. Harika, gelsinler. Müdür. Gel, gel müdür gel. Elif sen yapabilir misin? Yaparım. Köpek geç mi? Zıplat bakayım geçer oradan mi? Zıplat bakayım. Geç evet, şu, gel. Gel. Bana değil oraya, oraya. Nasıl? Geç oradan zıpla. Onu verecek. Topu alıp yaparsanız gel. Daha ver, topu ver. Tarçın topu ver, ver, topu bırak. Tarçın topu ver. Topu ver. Tarçın. Ver. Öyle vermez. Aa. Bak böyle ay dur konuşacaksın bak şöyle. Topu dostum ver. Versene. Ay, 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 topu ay. Ver. Aa vermiyor. Topu ver. Ver. Aç güzel, ağzını. Güzel. Devam edebilirsin o şekilde şey yapmaz. Hani zarar vermez. Biz bir şey yapmasın. Yok. Oğlum. Ay bir şey. Sana yap. Son kez söylüyorum. Ya topu ver ya reklama gidiyoruz. Kız bir şey yapar ver, ha. Ver. Vermiyor. Tarçın. Tarçın. O zaman otur. O zaman reklama gidelim. Reklama gidelim. Reklama gidiyoruz reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra alacağız topu. Topu ver. Ay ay ay. Önce Tarçın ve müdüre bir kocaman alkış alabilir miyiz? Ve Kutay Özkan'a. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Yine bekliyoruz. Görüşmek üzere. Yeşim, çok teşekkür ediyoruz. Birlikte gideceğiz. Beraber mi gideceğiz? Yeşim, Obüs ve Kaan. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Yeşim ediyoruz. Yeşim Hanım'a teşekkür ederim. Evet, sevgili çocuklara şunu söylemek istiyorum. Mutlu Çocuklar, Umutlu Çocuklar isimli bir projemiz var. Lösemili çocuklarımızı hastanede oldukları yerde ziyaret ederek onlara gösteriler yapıyoruz. 15 tatil boyunca ilk önce Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca Diyarbakır'da büyük bir AVM'de olacağız. Ve Beylikdüzü'ndeki kültür merkezlerindeyiz. Gürpınar Kültür Merkezi ve Beylikdüzü Kültür Merkezi'nde herkesi bekliyoruz. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ediyoruz. Lösemili çocuklar için yardım yine bekliyoruz herkesten. Elif'ciğim seni yine başka bir zamanda tekrar konuk almak istiyoruz. Diğer şarkılarını da dinlemek için çünkü biliyorsun bugünkü programımız evet, çocuklara özel. Bu 2 haftayı biz böyle geçiriyoruz. Çok güzel başladı, çok güzel bitti. Çok teşekkür İnşallah ediyoruz. Ben de ziyarete gelmek istiyorum. İnşallah beklerim tabii. Bir dahaki sefere canlı yaparız. İnşallah. Canlı. İnşallah. İnşallah bekliyoruz her zaman. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.